en doğal şekliyle tahta kaşık temizliği. Besinlerimizi pişirmede kullandığımız araç ve gereçlerimizin doğal ve organik olması kadar hijyeni ve dezenfekte edilmesi de bir o kadar önemli. Ayda en az bir kere tahta kaşıklarımızı doğal yöntemlerle, yalnızca iki malzeme ile, sirke ve karbonatın gücüyle daha hijyen hale getirebilir, dezenfekte edebiliriz. Tahta kaşık kullanımı kadar hijyeni de çok önemli. Ayda doğal yöntemlerle ev ortamınızda sadece iki malzemeyle tahta kaşıklarınızı daha hijyen hale getirebilirsiniz. Bunun için yapacağınız tek işlem kaynayan suya bir paket karbonat ve bir çay bardağına yakın sirkeyi ilave edip kaynadıktan sonra kaşıklarımızı tenceremizin içine ekleyip 15 dakika kaynatmak. Bu kadar basit. Bu yöntemle tahta kaşıklarınız bakterilerden arınmış olacak. En doğal yöntemle yalnızca iki malzeme kullandık. Sirke ve karbonatın gücüyle tahta kaşıklarınız daha temiz, daha özenli hale gelecek. Siz aynı işlemi beyaz sabunla da yapabilirsiniz. Ev ortamında rendelediğiniz beyaz sabunu kaynayan suya atıp tahta kaşıklarınızı bir süre en az 15 dakika kadar kaynatabilirsiniz. Bu da alternatif bir çözüm önerisi. Kaynama esnasında tencerenizin kapağını kapalı tutabilirsiniz. Arada kaşıklarımızın yönünü değiştirebilir, ters yüz edebiliriz. Dezenfekte işlemi daha etkili olsun diye. Görüldüğü gibi su bulanıklaşmaya başladı daha ilk dakikalarda. Tahta kaşıklar içinde barındırdığı kiri salmaya başladı. Gerçekten çok etkili bir yöntem. 15 dakika kadar kaynattık. Yeteri kadar dezenfekte olduğunu düşünüyorsak bir süzgeç yardımıyla fazla suyunu süzelim kaşıklarımızın ve temiz bir bez üzerinde kurumasını sağlayalım. Kaşıkları çıkardıktan sonraki suyun hali gayet bulanık. Oysa kaşıkların temiz olduğunu düşünüyorduk. Temiz olduğunu düşündüğümüz tahta kaşıkların bile bakteri barındırdığını unutmayalım. Bu işlemi ayda en az bir kere yapalım. Tahta kaşıklarımızı bulaşık makinesinde yıkamamaya gayret edelim. Makinede ahşap deterjanı emebilir ve bu da yiyecekler yardımıyla vücudumuza girebilir. Tahta kaşıklarımızı temiz bir bezin üzerinde kurumaya bırakalım. Unutmayalım ki bakteriler nemli ve ıslak ortamları sever. İyice kuruduğundan emin olduktan sonra tahta kaşıklarımızı güvenle kullanabiliriz.